takvimi nedir? Çin takvimine göre burcumuzu nasıl buluruz? Tüm bu soruların cevabı Çin astroloji uzmanından geliyor. Moda artık takvime göre belli oluyor. Nasıl mı? Tabii ki Çin takvimine göre. Sadece moda değil, güzellikten sağlığa tüm detayları kapsayan Çin takvimini Meltem Özertem'den hep birlikte gelin öğrenelim. Son zamanlarda bu kadar trend her yerde duyuyoruz. Çin astrolojisi nedir? Bahseder misin? Şimdi astroloji deyince hepimizin aklına ilk olarak Batı astrolojisi geliyor ve gezegenler geliyor doğal olarak. Ama benim uzmanlık alanım ve şimdi size anlatacağım konu Uzak Doğu ve Çin astrolojisi. Çin takvimi bildiğimiz batıya göre doğum tarihimizi Çin takvimine göre değiştirdiğimizde elimize elementler kümesi çıkıyor. Peki Çin astrolojisinde burçlar gibi midir? Koç, boğa, ikizler gibi midir? Neler evet, var? Evet, aslında Çin takvimi de bir güneş takvimidir. Hı hı. Dolayısıyla hani dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü takip eder ve 12 ayla temsil edilir. Hı hı. Ve her ayı temsil eden bir hayvan vardır. Her seneyi temsil eden bir hayvan vardır. Örneğin 2018 bir köpek senesiydi. Şimdi 2019 domuz senesi olacak. Nelerdir bunlar, sayabilir misiniz? Tabii. Şöyle, Çin takviminde yeni yıl batıda olduğu gibi 1 Ocak'ta başlamaz. En önemli fark bu. Daima 4 Şubat'ta başlar güneş takvimi. Ve Şubat ayı Kaplan ayıdır. Kaplan'la başlarız. Bu baharın başlangıcıdır. Evet. Aslında Batı astrolojisinde nasıl koçla başlıyorsa burada da Kaplan'la başlıyor. Aynen öyle. Sonra tavşana geçiyoruz. Sonra ejderhaya geçiyoruz. Yılan, at, keçi, maymun, çok değişik. Horoz, köpek, domuz ve fareyle fare ve öküze geçiyoruz. Gün önemli ama güne ulaşmak için hesaplamalarda önce yılı bulmalıyız. Evet. Sonra ayı bulmalıyız. En son gün ve en son saat böyle sondan başa gidiyoruz. Peki üçünde en önemlisi hangisidir? Gün. Meltem Hanım, Batı astrolojisinde genelde işte burçların belli giyim tarzları vardır. Çin astrolojisinde de böyle mi? Nasıl giyinmemiz gerekiyor elementimize göre? Tek tek söylemek gerekirse metal, gri ve metalik tonları içerir. Ateş insanlar ya da ateş elementi tahmin edeceğiniz üzere kırmızı, turuncu ve mor renklerdir. Ağaç elementi de yeşiller, maviler ağaç elementine girer. Bu elementinin rengi herkesin tahmin ettiği gibi mavi değildir, siyahtır örneğin. Toprak elementi de sarılar ve toprak tonları olarak geçer. Biz su senesine geçiyoruz 2019'da. Ve daha böyle yine siyahlara, koyu tonlara gidebilir moda, göreceğiz. Meltem Hanım, normal burcum benim, ikizler burcuyum. Bir de bu Çin astrolojisinde de yılansınız dediniz. Zaten ikizler dendiğinde biliyorsunuz herkes yapıyor. Yılan da öyle bir burç mu? Hani normalde bildiğiniz yılan gibi mi? Özellikleri nelerdir? Kesinlikle değil. Yani burada geçen hayvanlar bir bambaşka şeyleri ifade ediyor. Yılan son derece böyle hani ateş elementidir ve hareketli, canlı, enerjik, dışa dönük bir elementtir. Bunları ifade eder. Bugün Çin astrolojisini öğrendik. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.